web ile sürdürülebilirlik tarafındaki sorunları çözemediğimiz çok açık. Web2'nin yolundan giderek onun çözüm yoluyla esas ihtiyaç duyduğumuz işbirliği, işbirliğinin ölçeklenmesi problemlerinin sonu gelmiyor. Web3 bu sorunu izlenebilir, getirdiği yeni teknolojilerle izlenebilir, güven ihtiyacını ortadan kaldıran, ee, kooperatif bir şekilde yani işbirlikçi bir şekilde karar almayı sağlayan üstelik en büyük sorunlarımızdan biri olan nationwide yani ülke ölçeğinde değil küresel ölçekte aksiyon alabilir bir hale getiriyor. Bununla ilgili bir sürü sürdürülebilen alt başlığında kurulmuş merkeziyetsiz organizasyon var. Selo Foundation'ın evrensel temel gelir modeli şu anda deneniyor. Refi, Regenerative Finance üzerinde yapılmış çok iyi örnekler var. E, Akbank'la İmece'nin böyle bir örneği var hızlıca üzerinden e, geçilip bakabilir. E, kadın e, güçlendirme, cinsiyet eşitliği için e, aynı şekilde kullanılan alanlar var. Çünkü Web3 hem sağladığı güven ortamı, izlenebilirlik, kontrol edilebilirlik, çoklu paydaş, onların hepsini aynı eş dedik yönetimle e, sistemin içine alabilme, birlikte karar alabilme, birlikte çözüm bulabilme opsiyonlarını bize sağlıyor ve aynı zamanda fonlama opsiyonu. O yüzden evet bence Web3 sürdürülebilirlik için çok güzel bir geçiş kapısı.